Sadece Hüseyin Gazi Dergah Vakfı'nda yapılan dilek ağacına yönelik saldırı bununla kalmıyor. İktidarın Alevi inanç yerlerine, doğayla bir bütün olan inanç merkezlerine aslında yapılan saldırılar sadece Hüseyin Gazi Dergah Vakfı'yla bitmiyor. Onun dışında bizlerin özellikle Antalya'da gördüğümüz yerellikleri ve diğer Anadolu coğrafyasının birçok yerinde iktidarın işte burada kemik yok, burayı dinamitleyelim, İşte bu ağaçtan keramet mi beklenir, bu ağacı söküp atalım gibi politikalar maalesef yürüyor. Ancak buna karşı Alevi kurumlarından da hiçbir şekilde çalışma veya tepki maalesef ki gelmiyor. Bu akıl aslında IŞİD haklıdır, yani açık ve net söylemek gerekirse IŞİD'in haklıdır. Kaldı ki saldırganların da zaten IŞİD sempatizanı, hatta IŞİD'li teröristler olduğunu söyleyebiliriz. Ancak yargılama sürecinde zaten bu şey hiçbir şekilde göz önünde bulundurulmadan yargılama işlemi tamamlandı. Bu akıl aslında son süreçte belki Anadolu coğrafyasındaki bizler için en büyük tehlike olan Selefi tehlikesini de Vahabi tehlikesini de bir nevi göz önünde bulundurmamız gerektiğini işaret ediyor. İnanç merkezlerimize yönelik işte yani o resimlerin kaldırılması da Selefi zihniyetinin, Vahabi zihniyetinin bir karşılığıdır. İşte orada yakılan aslında dilek ağacı da yine bu zihniyetin bir yansıması olarak önümüze düşüyor. Bizlerin buna karşı yine de o merkezleri işte ağaçlarımız, dilek ağaçlarımızı, su gözellerini, kayaları, yani bizim nişangah dediğimiz o lokasyonları vesaire koruma altına almamız gerektiğini düşünüyorum. Ve yine sosyal yaşamımızın içerisine de geçirmek gerektiğini düşünüyorum.